Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle vazgeçilmez olmanın 3 özelliğinden bahsedeceğim. Etrafınızda bu tip insanlar vardır. Dersiniz ki ya bu kişide şeytan tüyü mü var? Herkes bu kişinin etrafında olmak istiyor. Onunla vakit geçirmek istiyor. Bazen bunu bilinçli, bazen bilinçsiz yapabiliyoruz. Bazı insanlar da böyle itici gelir size. Onun yanında olmak, onun yanında etrafında bulunmak sizi rahatsız eder. İşte bu kişinin dışarıya yansıttığı enerji aslında. Tabii ki enerji soyut bir kavram. Ama bizim bedenimiz o enerjiyi bir takım bedensel hareketlerle, mimiklerle ve davranışlarımızla dışarıya yansıyor. Bazen ilişkilerimizde bunu çok yaşıyoruz. Kişiden sevgi bekliyoruz. Kişiden saygı bekliyoruz. Kendimizi yok sayıyoruz. Yeter ki o olsun, etrafımda olsun, benimle olsun. Ben kendim önemli değilim. Aslında algısında yaşıyoruz bazen. İşte bu durum vazgeçilebilir olmanın temellerini atıyor. Vazgeçilebilir olmanın. Yani çok kolay vazgeçerler sizden. Peki vazgeçilmez olmak için ne yapmak lazım? Birinci kural. En temel kural. Kendinize özen göstermeniz gerekir. Kendinize bakım göstermeniz gerekir. Evet, özen göstermeniz gerekir derken bakımlı olmanız gerekir. Karşı taraf sizinle beraber olduğunda veya hayatını sizinle beraber geçirmek kararına vardığında sizin sürekli o bakımlı, kendine özen gösteren, kendine değer veren insan olarak görmek ister. Çünkü emin olun ki kendine özen göstermeyen insan aslında hiç kimseye özen göstermez. Kendinizi ön planda tutmanız gerekir. Çünkü siz bakımlı olduğunuzda kendinize gereken o sevgiyi, saygıyı verdiğinizde bu karşı tarafa yansıyor. Emin olun ki yansıyor. Şöyle bir de karşı tarafın bakış açısından bakın. Siz karşınızdaki insanın sürekli bakımsız, kendine değer vermeyen bir görüntüde, bu durumun sizin karşınızda aslında size de saygı göstermediğinin belirtisi değil mi? Yani dışarı çıkacaksınız, sanki evindeymiş gibi sizinle dışarı çıkması, özen göstermemesi sizi ne kadar etkiler? Belli bir süre sonra artık rahatsız olmaya başlarsınız. İşte en temel prensiplerden biri kendinize özen göstermeniz, bu bir. İkinci özellik, beraber olduğunuz kişiye toplum içinde iltifat edin. Evet, iltifat edin. Onun ne kadar hayatınızda bir değeri olduğunu vurgulayın. Arkadaş çevresinde ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayın. İltifat edin. Eş, dost çevresinde iltifat edin. İnsanlar iltifat edilmekten o kadar çok hoşlanırlar ki bunun yansıması da size aynı şekilde olur. O da sizi kendi arkadaş çevresinde, aile çevresinde el üstünde tutmaya başlar. Bir insan karşı taraftan aldığı yıkıcı eleştirilerden bahsetmiyorum. Yapıcı eleştiriler olsun, iltifat olsun, kendini daha değerli hisseder. Siz ona bu değeri hissettirdiğinizde o da size bu değeri yansıtmaya başlar. Siz de kendinizi aslında değerli hissettiğiniz için bunu yansıtıyorsunuz. Tam bir
döngüdür bu. Ve aranızda sevgi ve saygı oluşmaya başlar. Kimse birinin size iltifat etmesinden rahatsız olmaz. Aksine o kişiyi daha çok etrafınızda görmek istersiniz. Bu bir egosal durum. Tabii ki ben burada egonuz beslensin demiyorum ama sonuç olarak unutmayın. Ego da sizin bir parçanız. Onun da az da olsa şöyle biraz okşanmasında hiçbir zarar yok. Gelelim üçüncü özelliğe. Beraber olduğunuz kişiyle hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyin. Bakın hiçbir zaman diyorum. İsterseniz 20 yıllık, isterseniz 30 yıllık, isterseniz 50 yıllık evli olun. Beraberliğinizde her zaman için kırmızı çizgileriniz olsun. Birbirinize istenmeyen kötü sözler söylemeyin. Daha sonra geri dönüşü olmaz ve o sürekli kendi sınırlarını genişletir. Bir kere birbirinize hakaret ettiğinizde emin olun ki onun sınırı yoktur. Hiçbir zaman kendi özel kırmızı çizginizi geçirtmeyin. Bakın bu çok önemli. Bununla ilgili birçok insan var etrafınızda. Birbirine hakaret eden, ayrılıp tekrar beraber olan. Bu ilişkiler yürümüyor maalesef, çatırdıyor. Saygıyı hiçbir zaman bırakmayın. Ben kendimden biliyorum, 30 yılı aşkın bir evliliğin her zaman için bir sınırı vardır saygı çerçevesinde. Onu aşarsanız emin olun ki sınırlar artık sınır olmaktan çıkar. Ve nereye gideceği belli olmayan dipsiz bir kuyuya düşmeye başlarsınız. Bu söz olarak başlar, ardından bedensel şiddet dediğimiz duruma kadar dönüşebilir. Bunlara hepiniz tanık oluyorsunuz. Tekrar edeceğim, 3 özelliğe sahip olun, vazgeçilmez olursunuz. Ama arkadaş çevrenizde, ama beraber olduğunuz kişiyle. 1. Kendinize özen gösterin. 2. Beraber olduğunuz kişiyi etrafınızda, çevrenizde el üstünde tutun. 3. Hiçbir zaman kırmızı çizginizi aştırmayın. Tepkinizi gösterin. O çizginiz her neyse onun aşılmasına izin vermeyin hiçbir zaman. Bu 3 özelliğe sahip olun. Emin olun ki vazgeçilmez olursunuz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.